Ömrün en acımasız anlarıdır geç kalışlarımız. Kaçırdığımız mutluluklar, yarım kalan aşklardır. Doyasıya tutamadığımız ellerin, ellere karıştığı anlar bırakır ardımızda. Kaybetmenin derin sessizliğine saklanır pişmanlıklar, hüzünlü bir telaşla. Defne. Kızım. Anne. Neden bağırıyor sana? Anneciğim. Bana bağırmadı anneciğim. Sen uyuduğun için sana öyle gelmiştir. Hayır, öyle gelmedi. Gerçekten bağırıyordu sana. Yoksa bizi ayıracak mı anne? Beni götürmeye mi geldin? Ayıracak mısın beni annemden? Hayır. Hayır kızım. Kimse bizi ayıramaz bir tanem. Hadi gel yatağına dönelim. Neden geldi o zaman? Hem sen neden geldin ki? Annemi üzüyorsun, beni ağlatıyorsun. Defneciğim. Kızım ben seni görmek için, anneni görmek için buradayım. Git! Somer git lütfen. Kızım benden korkmana gerek yok lütfen. Tamam. Tamam kızım sakin ol, bir şey yok, geçti. Buradayım anneciğim, buradayım bir tanem. Tamam. Defne kızım. Somer git lütfen. Defne kızım ben seni annenle ayırmaya falan çalışmıyorum. Hatta tam aksine annenle yeniden bir arada olmak, seninle yeniden bir arada olmak için buradayım. Nasıl? Böyle. Aramızdaki görünmez duvarları aşarak. Aramızda görünmez duvar mı var? Evet. Ama gör bak ben şimdi o duvarları nasıl aşıyorum. Bak. Biri mi var evde? Kapı açık kaldı ya, çarpmıştır. Karım lan o benim, karım. Gerçekten üzgünüm. Keşke her şey başka türlü olabilseydi. Somer lütfen daha fazla zorlaştırma bir şeyleri. Git artık. Defne'yi benim için öp olur mu? Türkan.
Yapma Kartal. Yapma Defne, evde şu an değil. Ne yaptığını sanıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Niye bana bunu yapıyorsun? Sen de beni öptün. Anne. Anne. Git. Seni seviyorum. Somer git.